Değerli arkadaşlar merhaba. Beşinci denememizin üçüncü kısmıyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar şu anda dersimizi Zoom üzerinden yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla soru çözümü yapıyoruz, deneme çözümü yapıyoruz. Son günlere girdik. Yaptığımız çalışmaların sizlere katkı sunması dileğiyle beşinci denememizin üçüncü kısmıyla değerli arkadaşlar devam ediyorum. Soru 58'de kalmıştık. İlk kısımda birden 34'e kadar olan soruları çözdük. İkinci kısımda 35'ten 57'ye kadar olan soruları çözdük. Üçüncü kısımda da değerli arkadaşlar 58'den 80'e kadar olan soruları çözeceğiz. Yaptığımız çalışmanın sizlere katkı sunmasını dileyerek soru çözümüne geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 58. Üst yönetim tarafından örgütün misyonunu, vizyonunu ve uzun süreli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirlemek amacıyla yapılan planlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Stratejik planlar, B. Sürekli planlar, C. Taktik planlar, D. Operasyonel planlar, E. Tek kullanımlık planlar. Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktı. Stratejik planlar olacaktı. Üst yönetim tarafından örgütün misyonunu, vizyonunu ve uzun süreli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirlemek amacıyla yapılan planlara değerli arkadaşlar stratejik planlar denir. Soru 59. Mantıklı düşünebilme, akıl yürütebilme ve problem çözme becerileri gelişmiş bir okul müdürünün aşağıdaki yeterlik alanlarından hangisinde iyi olduğu söylenebilir? A. İnsani yeterlikler, B. Teknik yeterlikler, C. Politik yeterlikler, D. Kavramsal bilişsel yeterlikler, E. Kişiler arası yeterlikler. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği olacaktı. Kavramsal bilişsel yeterlikler olacaktı. Mantıklı düşünebilme, akıl yürütebilme ve problem çözme becerisi gelişmiş bir okul müdürünün değerli arkadaşlar yeterlik alanlarından kavramsal ya da diğer ismiyle bilişsel yeterliklere sahip olduğu, bu yeterliklerde iyi olduğu söylenebilir değerli arkadaşlar. Soru 60. Bir çatışma durumunda hata yaptığını fark eden okul müdürünün aşağıdaki çatışma yönetim türlerinden hangisini kullanması daha uygundur? A. Rekabetçi, B. Bütünleştirici, C. Kaçınmacı, D. Uyumlu, ödün verici, E. Uzlaşmacı. Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktı. Uyumlu, ödün verici olacaktı. Bir çatışma durumunda hata yaptığını fark eden okul müdürünün değerli arkadaşlar uyumlu ve ödün verici çatışma yönetim türünü kullanması daha uygundur deriz. Cevabımız D seçeneğidir. Soru 61. Aşağıdakilerden motivasyon kuramlarından hangisi söylemleri açısından Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile benzerlik göstermektedir? A. Varlık, ilgililik, gelişme yani ERK kuramı. B. Beklenti kuramı. C. Herzberg'in motivasyon kuramı. D. Başarı güdüsü kuramı. E. Pekiştirme kuramı. Değerli arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacaktı. Varlık, ilgililik, geliştirme kuramı olacaktı. Bu kuramı ERK olarak yani kısaltmasını ERK olarak da görebilirsiniz değerli arkadaşlar kaynaklarda. ERK kuramı ya da varlık, ilgililik, gelişme kuramı değerli arkadaşlar motivasyon kuramlarından söylemleri açısından Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile benzerlik göstermektedir. Değerli arkadaşlar bu kuramın bazı söylemleri Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile denkleştirilir. Dolayısıyla benzerlikler vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, soru 62. Öğretim yapılırken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemeyi, bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi ve öğrenmenin tamamlanabilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmayı amaçlayan değerlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Özetleyici değerlendirme,
B yerleştirmeye dönük değerlendirme, C biçimlendirici değerlendirme, D mutlak değerlendirme, E bağıl değerlendirme. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Biçimlendirici değerlendirme olacaktı. Öğretim yapılırken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemeye ve bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi ve öğrenmenin tamamlanabilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmayı amaçlayan değerlendirme biçimi değerli arkadaşlar, biçimlendirici değerlendirme biçimidir. Cevabımız 62. soruda C seçeneğidir. Evet, 63. sorudayız değerli arkadaşlarım. Bir yöneticinin okul ortamında etik davranışların sergilenmesinden kullanabileceği en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretmenler Kurulu toplantısında meslek etiği ile ilgili hususları paylaşması. B. Okul ortamında sergilenmesi gereken etik davranış normlarını okul duvarlarına asması. C. Kişisel ve mesleki değerler konusunda rol model olması. D. Sosyal medyanın etik kullanımına ilişkin bir okul politikası geliştirmesi. E. Öğretmenlerde gözlediği etik dışı davranışları toplantılarda paylaşması. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Kişisel ve mesleki değerler konusunda rol model olması olacaktı. Bir yöneticinin okul ortamında etik davranışların sergilenmesinde arkadaşlar kullanabileceği en etkili yöntem kişisel ve mesleki değerler konusunda diğer paydaşlara rol model olmasıdır. Cevabımız C seçeneğidir. 64. Halk Eğitim Merkezi'nde müdürlük yapan Osman Bey kurumunda aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin verilmesinden sorumlu değildir? A. Bireyin gelişim dönemi özellikleri. B. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen meslek öncesi eğitim. C. İş yaşamına hazırlık. D. Yeni bir meslek edinme. E. Aile rehberliği. Değerli arkadaşlar, cevabımız E seçeneği olacaktı. Halk Eğitim Merkezi'nde müdürlük yapan Osman Bey'in kurumunda değerli arkadaşlar aile rehberliği ile ilgili bir hizmetin verilmesinden sorumlu değildir. Ama bireyin gelişim dönemi özellikleri, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen meslek öncesi eğitim, iş yaşamına hazırlık, yeni bir meslek edinme gibi konularda rehberlik hizmeti vermesi beklenir. Halk Eğitim Merkezi Müdürünün değerli arkadaşlar, bunlar sorumluluklar arasında sayılır. Evet, 65. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'na vekalet eder ve Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır? A. İçişleri Bakanı, B. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı, C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Cevabımız D seçeneği olacaktı değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır değerli arkadaşlar. Soru 66. Muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelgeleri okul idarecileri ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verirler. Bu işlem her yıl derslere başlamadan ne kadar süre önce yapılmalıdır? A. 10 gün önce, B. 15 gün önce, C. 30 gün önce, D. 45 gün önce, E. 60 gün önce. Değerli arkadaşlar, cevabımız B seçeneği olacaktı. 15 gün önce olacaktı. Muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelgeleri okul idarecileri ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne değerli arkadaşlar okullar
derslere başlamadan önce her yıl, derslere başlamadan önce her yıl 15 gün önce bu işlemi yaparlar değerli arkadaşlar. Soru 67. Yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkesidir? Derecelendirme, sınıflandırma, liyakat, değerlendirme, kariyer. Değerli arkadaşlar, cevabımız 2, 3 ve 5 olacaktı. Sınıflandırma, liyakat ve kariyer olacaktı değerli arkadaşlar. Sınıflandırma, liyakat ve kariyer. Değerli arkadaşlar, sakal diye de baş harfleri kısaca not edilir ya da zihinde kalsın diye böyle benzetmeler yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri değerli arkadaşlar, sınıflandırma, kariyer ve liyakattır. 2, 3 ve 5'tir. Yani cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. 68, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için bitirdikleri programın dışında aşağıdakilerden hangisini de tamamlaması zorunludur? A. Askerlik hizmeti, B. Mecburi görev, C. Staj, D. Fark dersleri, E. Bilişim programları. Değerli arkadaşlar, cevabımız fark dersleri olacaktı. D seçeneği olacaktı. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için değerli arkadaşlar, bitirdikleri programın dışında fark derslerini de tamamlanması zorunludur. Bu öğrencilerimiz malumunuz yeni çıkan yönetmelikle 4 gün iş yerinde çalışıyorlar. Mesleki eğitim merkezi öğrenci. Bir günde okula devam zorunlulukları var. Yani 4 gün işe gidip bir gün okula gelmemek, yani alması gereken dersleri almamak, onların diplomalarını almalarını engelleyen bir durum oluyor. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin 4 gün okula, 4 gün işe, yani alanı ile ilgili çalışmak zorunda olduğu kuruma gitmesi gerekiyor. Bir günde fark derslerini alması için yine okula gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla fark dersleri olacaktı cevabımız. Bu aldıkları derslere fark dersleri deniyor değerli arkadaşlar. 69. Bir sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı eğitim sistemi oluşturmak amacıyla yerine getireceği faaliyetlerde aşağıdaki ilkelerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? A. Eşitlikçi olma, B. Kaliteli olma, C. Etkili olma, D. Adaletli olma, E. Milli ve toplumsal değerlere dayalı olma. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği olacaktı. Adaletli olma olacaktı. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı eğitim sistemi oluşturmak amacıyla yerine getireceği faaliyetlerde değerli arkadaşlar, hangisini dikkate almak zorunda değildir diyor. Cevabımız 69'da adaletli olma olacaktı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı eğitim sistemi oluşturmak amacıyla yaptığı faaliyetlerde eşitlikçidir. Kaliteli olur, etkili olur. Milli ve toplum değerlerine dayalı iş yapar ama adaletli olma gibi bir önceliği değerli arkadaşlar, zorunluluğu yoktur. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Soru 70. Evet, 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre yabancıların Türkiye'de dilekçe hakkını kullanabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerinin bulunması zorunludur? Türkiye'de ikamet etmek, karşılıklılık esası, dilekçenin Türkçe yazılması, Dışişleri Bakanlığı'ndan izin, dilekçenin büyükelçilik aracılığıyla iletilmesi. Değerli arkadaşlar, dilekçede yabancılar için zorunlu olan şartlar Türkiye'de ikamet etmek, karşılıklılık esası ve dilekçenin Türkçe'ye yazılmasıdır. Ayrıca dilekçede kişinin imzasının bulunması, iş yeri ya da ikametgah adresinin bulunması diğer şartlardır. Burada verilen şartlardan 1, 2, 3 yani C seçeneği zorunludur arkadaşlar.
4 ve 5'te yer alan bilgiler zorunlu değildir değerli arkadaşlar. Soru 71. Bu uzatma süresi kaç kez ve en çok ne kadar süre olarak kullanılabilir? 44-83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre soruşturma izni konusunda tanınmış olan yasal süre zorunlu hallerde uzatılabilir. A. Bir kez en çok 10 gün uzatılabilir. B. Bir kez en çok 15 gün uzatılabilir. C. Bir kez ve en çok 30 gün uzatılabilir. D. İki kez ve en çok 7 gün uzatılabilir. E. İki kez ve en çok 15 gün uzatılabilir. Değerli arkadaşlar, cevabımız B seçeneği olacaktı. Bir kez ve en çok 15 gün uzatılabilir olacaktı. 44-83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna göre soruşturma izni konusunda tanınmış olan yasal süre zorunlu hallerde uzatılabilir değerli arkadaşlar. Bu uzatma süresi bir kez ve en çok 15 günle sınırlıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 72. 55-42 sayılı il idaresi kanununa göre bir köyün veya kasabanın başka bir il veya ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabi arazi adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle yapılır? A. Cumhurbaşkanı onayı ile, B. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, C. Cumhurbaşkanı kararı ile, D. Kanun ile, E. İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve Cumhurbaşkanı'nın tasdiki ile. Değerli arkadaşlar, cevabımız A seçeneği olacaktı. Cumhurbaşkanı onayı ile olacaktı. 55-42 sayılı il idaresi kanununa göre bir köyün veya kasabanın başka bir il veya ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabi arazi adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle yapılır diye sormuştu. Cevabımız değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı onayı ile yapılır olacaktı. 73. soru, 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer almaz? A. Kanun yapmak, B. Savaş ilanına karar vermek, C. Para basılmasına karar vermek, D. Olağanüstü hal ilanına karar vermek, E. Milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermek. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği olacaktı. Olağanüstü hal ilanına karar vermek olacaktı. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer almaz diyor değerli arkadaşlar. Olağanüstü hal ilanına karar vermek Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer alır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer almaz değerli arkadaşlar. Ama kanun yapmak, savaş ilanına karar vermek, para basılmasına karar vermek, milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer alır değerli arkadaşlar. Evet, 74. soruya geçmeden karışan ses var. Onu arkadaşlar kapatmam gerekiyor. Evet, kayıt alıyoruz çünkü dikkatler dağılmasın. 74, 46-88 sayılı kamu görevlileri, sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. En az 3, en çok 5. B. En az 5, en çok 7. C. En az 5, en çok 10. D. En az 7, en çok 10. E. En az 10, en çok 15. Değerli arkadaşlar, konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayısını soruyor. Konfederasyonlar arkadaşlar en az 5 farklı hizmet kolundaki sendikaların kurulmasıyla yani bir araya gelmesiyle kurulurlar. Dolayısıyla en az 5 üyenin olması gerekir değerli arkadaşlar yönetim kurulunda ve en çok da 7 üyenin bulunması gerekir. Cevabımız, çok özür dilerim, düzeltiyorum. Sendikalarla şeyleri karıştırdım değerli arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Konfederasyonları cevaplamam gerekiyordu. Konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.
Konfederasyonlar en az 5 farklı sendikanın bir araya gelmesiyle kurulurlar. Dolayısıyla en az 5, bu bilgiyi de vermem gerekir. En az 5, en çok da 10 kişiden oluşur yönetim kurulları değerli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktı. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdaki tarihlerden hangisi İlköğretim Haftası olarak kutlanır? Eylül ayının ilk haftası, Eylül ayının ikinci haftası, Eylül ayının üçüncü haftası, Eylül ayının dördüncü haftası, Ekim ayının ilk haftası. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Eylül ayının üçüncü haftası olacaktı. 2. Evet, sesim çatallaştı, affedersiniz. Kısa bir su molası verdim. Soru 75. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdaki tarihlerden hangisi İlköğretim Haftası olarak kutlanır? Değerli arkadaşlar, Eylül ayının 3. haftası olacaktı. Cevabımız C seçeneği olacaktı. İnanın dün geceden beri, dün gece ve sabah, öğlen hep Bilgi Nesiller YouTube kanalıma video yüklemek ile uğraştım. Sesim yoruldu. Hakkınızı helal edin. Yapabileceğim bir şey yok. Çok az zaman kaldı. Çok şey istiyorsunuz. Ben de sizlere elimden gelen bütün gayretle, azimle, kararlılıkla istediğiniz şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum. Şu anda yaklaşık bir aylık bir süreçte 90'ın üzerinde video çektim ve yükledim. İnşallah bu tüm çalışmalarım size başarı olarak geri döner. Yoksa çok büyük bir yorgunluk var üzerimde şu anda. Umarım yaptığımız tüm çalışmalar size katkı olarak geri döner değerli arkadaşlarım. Soru 76, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınmış olan genel haklar arasında yer alır? A. Çekilme, B. Mal bildirimi, C. Tarafsızlık ve devlete bağlılık, D. Davranış ve işbirliği, E. Kişisel sorumluluk ve zarar. Değerli arkadaşlar, cevabımız 76. soruda A seçeneği olacaktı. Çekilme olacaktı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre değerli arkadaşlar, memurlara tanınmış olan genel haklar arasında çekilme vardır. Yani istifa etme, görevinden ayrılma vardır. Dolayısıyla yer alır. Cevabımız 76. soruda A seçeneği olacaktı değerli arkadaşlarım. 77 bir altta kalmış. Hemen 77'ye gidelim değerli arkadaşlar. Evet, yukarıdakilerden hangileri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler arasında yer alır? Yöneltme, demokrasi eğitimi, laiklik. Burada cevabımız değerli arkadaşlar 1, 2 ve 3 olacaktı. Yöneltme, demokrasi eğitimi ve laiklik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler arasında yer alır her üçü de değerli arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Soru 78. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde dilekçe incelenebilir? A. Dilekçe sahibinin adı ve soyadı yoksa, B. Dilekçe sahibinin imzası yoksa, C. Yargı mercisinin görev alanına giriyorsa, D. Yanlış bir makama gönderilmişse, E. Belirli bir konuyu ihtiva etmiyorsa. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği olacaktı. Yanlış bir makama gönderilmişse dilekçe incelenebilir değerli arkadaşlar. Makam, hangi makama gönderilmişse o makama dilekçeyi sevk eder ve dilekçe yazan kişiye de dilekçeniz bizim kurumumuzla ilgili değildi. İşte ilgili kuruma sevk edildi bilginize diye dilekçeyi yazan kişiye de bilgilendirme yapılır. Dolayısıyla yanlış bir makama gönderilmişse dilekçe incelenebilir değerli arkadaşlar. Ama dilekçe sahibinin adı ve soyadı yoksa dilekçe üzerinde dilekçe incelenmez. Yine dilekçe sahibinin imzası yoksa dilekçe incelenmez. Yargı mercinin görev alanına giren dilekçeler incelenmez. Yine belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler incelenmez değerli arkadaşlar. Soru 79.
44-83 sayılı kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre bakan yardımcıları veya valilerle ilgili olarak yapılan hazırlık soruşturmalarında hakim kararı alınmasını gerektiren durumlarda başvurulacak organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Yargıtay Genel Kurulu, B. Yargıtay İlgili Hukuk Dairesi, C. Yargıtay İlgili Ceza Dairesi, D. Asliye Ceza Mahkemesi, E. Sulh Ceza Hakimi. Değerli arkadaşlar, 44-83 cevabımız C seçeneği olacaktı. Yargıtay İlgili Ceza Dairesi olacaktı. 44-83 sayılı kamu görevlerinin yargılanması hakkındaki kanuna göre değerli arkadaşlar, bakan yardımcıları ve valilerle ilgili olarak yapılan hazırlık soruşturmalarında hakim kararını alınmasını gerektiren durumlarda değerli arkadaşlar, başvurulacak organ Yargıtay İlgili Ceza Dairesi'dir. Dolayısıyla 79. soruda cevabımız C seçeneğidir değerli arkadaşlarım. Evet, 80. soruya geçiyorum. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre iç kontrolün amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Kamu gelir, düzeltiyorum. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak. B. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak. C. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini sağlamak. D. Her türlü kamu ve özel sektör gelir gider uyumsuzluğunun araştırılmasını sağlamak. E. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneği olacaktı. Her türlü kamu ve özel sektör gelir gider uyumsuzluğunun araştırılmasını sağlamak. Değerli arkadaşlar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na göre iç kontrolün amaçları arasında sayılmaz, yer almaz değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız 80. soruda D seçeneği olacaktı değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 5. denememizin 3. kısmının sonuna geldik. Bu soru çözümünü biz Zoom üzerinden yapıyoruz ve kaydediyoruz. Sizlere de ulaştırmak için kaydediyoruz. Yaptığımız çalışmaların EKYS sınavında size katkı sunmasını diliyorum. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum.